Güzel ya burası. Yani güzel yerini ancak bulabildim. Kıbrıs köyünde kanyonuna gitmek için arabaları park ettik. Demiren gelin oraya. Şimdi tabanlara kuvvet, kanyona doğru gideceğiz. Kıbrıs köyü kanyon. Bizimkiler arkadan geliyorlar. Videoda görüntüye çıkmak istemiyorlar. Buldukları suya ayaklarını daldıranlar. Kanyondaki su temiz görünüyor. Burası Ankara'da Kıbrıs köyü kanyonu. Navigasyon getirebiliyor. Aslında navigasyon yukarı sağ tarafa götürüyor. Bir yol ayrıldığında köyden çıkınca sol tarafa gelmek gerekiyormuş. Orada arabalar var, park edilmiş durumda. Eğer yanlışlıkla sağa giderseniz de zaten ta o yüksekteki tepeden aşağıdaki arabaları görüyorsunuz. Sorun yok yani. Gelin gezin görün. İşte burada da ne varmış deyin. İnsanlar var sizin gibi gelip yürüyen. Bakarsınız. Bakın buradaki sular pırıl pırıl. Allah Allah, burası ne? Ne güzel bir yer var burada. İşte kanyon burası. Mis gibi sular. Sağında ve solunda yüksek yüksek kayalar. Kanyon dediğim böyle olur zaten. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki. Şu tarafta da yüksek yüksek dağlar. Kayalıklar var. İşte burası Ankara Kıbrıs köyü kanyonu. Gerçekten engelleri aşarak geldiğime işte şimdi değdi. Kanyon mu istiyorsunuz? İşte size kanyon.
Berrak su mu istiyorsunuz? İşte size pırıl pırıl berrak su. Kayalardan bismillah deyip fışkıran bitkiler. Bakın. Buranın yukarısında suya girilecek yerler varmış. Buranın yukarısında su daha derin ama şelalesi daha küçük yer varmış. Orada insanlar suya giriyorlarmış. Daha derin olduğu için. Bakın oradan geliyorlar. Azıcık görünüyor. Ama burada suya girmiyorlarmış. Girmezseniz girmeyin. Keyifli keyifli şu manzarayı seyretmeye gelin bence. Yolda bazı biraz zor olan engeller var. O engelleri de sabırla aşın. Zaten çok zor değil, biraz zor. Ve buraya kadar gelin. Suyun döküldüğü yerde arka tarafta taş kırmızılaşmış. Görüyor musunuz? Güzel görünüyor. Burası. Kıbrıs Kanyonu. Bakar mısınız nerelerden geçiyorlar? Buralardan geçecek kadar da yetenekli olmanız lazım. Onların geçtiği yere ilerisinde daha derin havuz varmış. Burası Ankara, Kıbrıs Kanyonu. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Çok güzel. Niye anlatayım ki? Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Geniş ya. İşte aynen öyle. Şimdi artık geldiğine değdi. Çünkü burası biliyorsunuz suyun aktığı bir kanyon. Artık benim şikayet ettiğim berrak olmayan su da yok. Bakın berrak. Ayaklarımı da suyun içerisine sokabildim. Suyun serinliği gayet güzel, soğuk falan değil, hava usul usul, Ankara için harika. Gelin, gezin, görün, neymiş yahu deyinceye kadar yürüyün, ondan sonra evinize gidip dinlenirsiniz. Nerelerden indiğimi göstereyim size, burası çok dik. Hatta ben bir defa da bir hamlede inemedim. Önce oturdum, ayaklarımı sallandırdım, ondan sonra inebildim. Şuradan... Sonra
suyun yanına geliyorsunuz. Bir tane de yolda kocaman dev gibi kaya vardı. O kayayı görünce sakın geri dönmeyin. İnsanlar kayanın tam tepesine çıkıyorlar. Tepesine çıkıp atlayıp ondan sonra bu şelaleye varıyorlar. Siz de vazgeçmeyin. O kayayı atlayın. Yürümeye devam edin. Gelin şelaleyi seyredin. Kıbrıs Kanyonu. Ankara. Piknik yapmaya gelenler vardı. Piknik yapmaya gelenler vardı. Çadırlarını ta sabahleyin erkenden kurmuşlar. İçerisinde demek ki keyif çattılar. Bebeklerini dinlendirdiler, uyuttular. Gelmişler çocuklu tedariklerini alarak. Ama buralarda bir şey bulamazsınız. Ona göre ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz hepsi yanınızda olsun. Kıbrıs Kanyonu. Patikadan geleceksiniz. Bu patikadan suyun kenarından gelirken karşınıza bu kaya çıkacak. Bakın. İşte bu kaya çıkınca buradan geri dönerseniz eğer bu kayayı gözünüzde büyütüp buradan geri dönerseniz hiçbir şey görmemiş olursunuz. Bunun üzerinden şuradan yahut tam böyle tepesinden atlayarak bu kayayı geçin. Suyun içine giren pek yok. Suyun içine girmeyi de tercih edebilirsiniz. Ama genellikle kayayı atlayıp geçiyorlar.